istismarcılarından şunu duyarsınız. Ama bunlar öyle ufak tefek istismarcılar değil, çok ciddi istismarcılar. İstismarın en büyüğünü yapabilmek için epeyce bilgi sahibi olmak lazım. Hani mesela şimdi bir adama diyorsunuz ki, şimdi şu uçağı öyle bir ayarla ki uçağın yolcuları Ankara üzerinden geçerken uçak orada düşsün. Bunu herkes ayarlayabilir mi? Çok iyi uzman olmak lazım, değil mi? İşte insanları dinden saptırabilenler de böyle çok iyi uzmanlardır. Yoksa öbürlerini kimse dinlemez. Şimdi bunların bir kısmı diyor ki, efendim Kur'an-ı Kerim'de ve Hatemen Nebiyyin, işte nebilik bittiği belirtiliyor. Ama Resullük bitmemiştir. Dolayısıyla biz de Resul oluyoruz ve hala vahiy alıyoruz diyor. Ya işte nebilik o vahiy almasına derler. Resullük onu tebliğdir. Resullük bitmemiştir ama Allah'ın kitabını okuyarak insanlara anlatırsan ancak o zaman kendinden bir şey katarsan yanarsın. Katamazsın. Neyse o. Resullük bu. Bir kısmı da diyor ki, efendim diyor, hem de bizim ilahiyat fakültelerimizde ders olarak okunuyor bunlar, şu anlattığım şeyler. Efendim diyor, Resul'le, Nebi'yle Veli arasındaki fark nedir biliyor musunuz diyor. Ne? Nebi vahyi peygamber aracılığıyla alır. Veli, melek aracılığıyla alır. Cebrail vasıtasıyla alır Nebi. Veli Allah'tan doğrudan alır diyor. Bak bu ilahiyat fakültelerinde ders olarak okutuluyor bugün. Tabi. Onun için yere göre koymadıkları Muhyiddin İbn Arabi'nin El Futuhatül Mekkiyesinde şu vardır. Peygamber duvarın kerpiç tuğlası, ben altın tuğlasıyım der. Aynen bunu yazar. O Hatemül Enbiya'dır, ben Hatemül Evliya'yım. Ondan benim aramdaki fark gökle yer arasındaki farktan daha fazladır der. Kendini göklerin üstünde görür. Kendi ifadeleri. Ve millet bunu adam yerine koyar. Bunun için doktoralar yapılır. Bunun üzerinde çalışanlar ilahiyat profesörü olur. İlk cümleyi niçin söylediğimi anladınız mı? Uçak olayında yani. Birkaç gün önce Amerika'dan bir telefon geldi. O vesileyle haberdar oldum. Şey demiş ki, gazetelerden birisinde yazıyor. İmam Rabbani demiş ki, İbn Mesud'un rivayeti dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in işte son iki suresi Felak ve Nas surelerinin Kur'an'dan olmadığını düşünerek namazda okumuyordum, farz namazlarda okumuyordum. Fakat keşifte bana Peygamberimiz bildirdi ki bunlar Kur'an sureleridir. Onun için okumaya başladım. Ondan sonra da diyor ki keşifle diyor hadis alınır. Büyük bir cemaatin lideri söylüyor. Şu anda yaşayan büyük bir cemaatin lideri söylüyor. İşte bu Kur'an'ın üzerinde bir şüphe doğurmak. Böyle hayallerle işi yürütüyorlar işte. Ne belirlemesi? Neresi doğru ki orası yanlış olsun? Önceden neymiş? Doğrudur. Şimdi do
Dolayısıyla bunlar yani din adına istismarlar her zaman devam edecek. Bunun sonunu alamazsınız. Çünkü Allah-u Teala herkese cehenneme gitme hürriyetini vermiştir. Allah'ın verdiği hürriyeti bizim engellememiz mümkün değil. O hürriyeti kendimiz için kullanmayalım, uğraşalım da.